Merhaba değerli dostlarım, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah böyle evlerde kapanarak geçirdiğimiz son bayram olur. Konumuz bu sefer çok az şey bilinen Antarktika kıtası. Konuyu birçok yönden ele alıyoruz. Genel bilgiler haricinde son bölümde komplolara değineceğiz. Umarım sıkılmadan seyredersiniz. Hadi başlayalım. Antarktika hiç kuşkusuz gezegenin en az bilinen yeri. Arkasından Amazon ormanları geliyor. Amazon ormanları ülkemizin 7 katı büyüklüğünde olmasına rağmen Antarktika kıtasının 3'te 1'i anca ediyor. Ülkelerin yüz ölçümlerine dayanan şu listeye bir bakalım. 1. sırada Rusya'yı görüyoruz. Normalde 2. sırada Kanada olması lazım ama aslında Antarktika 14 milyon kilometre kare ile dünyanın 2. en büyüğüdür. Eğer onu bir ülke sayarsak. Bayrağı olmayan, sahibi olmayan bir ülke, bir kıta. 200 yıldır insanların merakını uyandırmış bu devasa kara parçası hiç su barındırmıyor diye biliniyor ama bu şimdilik böyle. Kıtanın keşfi 200 yıl önceye dayanıyor ancak hakkında bildiklerimizin neredeyse %80'i son 30-40 yılda edinildi. Burası çok önemli. Bu kıta keşfedildikçe dünya tarihi tekrar yazılacak. Elbette bu yeni tarih son 5-10 bin yıl için geçerli değil. Demek istediğim, dünyadaki yaşamın ve diğer canlıların varoluş ve gelişimi hakkında paha biçilmez bilgilere ulaşacağız. Evet, bu bilgiler paha biçilmezdir. Çünkü dünyanın geri kalan, ki buna Kuzey Kutbu da dahil, tüm diğer yerlerinde sıcaklık ve canlı faktörü neticesinde bozulma ve kaybolma yaşanmışken, Antarktika'da her şey buzla kaplı olduğundan eşsiz bir koruma altında kalmıştır. Kıtayı keşfediyoruz. Araştırma ekipleri gidiyor. Dünyanın 30 farklı ülkesinden bilim insanları çalışmalar yapıyor. Ama işin gerçeğini söyleyelim. Kıta 14 milyon kilometre kare demiştik. Yani Türkiye'nin yüz ölçümüne göre ülkemizin 20 katı büyüklüğünde. Şimdi giden ekipler ancak kıyılara varmış durumda. Yani şöyle söyleyelim. Türkiye'nin Antalya açıklarına girebilmiş haldeler. İlerledikçe bizde nasıl birbirinden farklı uygarlıklar varsa Filikler, Hititler gibi 20 kat büyük bir alanın içlerinde ne devasa uygarlıklar var olmuş olabileceğini bir hesap edin lütfen. İyi de uygarlık olamaz ki. Kıta milyonlarca yıldır buzların içinde. Öncesinde de insan yoktu diyebilirsiniz. Bilimsel bir gerçeğe göre bu kıta tek büyük ana karadan kopmuş ve aşağıya doğru gitmiş durumda. Yani öncesinde yemyeşil ve yaşanılabilir bir kara parçası durumundaymış. Bu bakış bilimin bize sunduğu tarihlendirmeye aslında ters düşmüyor. Dünyada ilk balıkların 480 milyon yıl önce var olduğunu bilim bize söylüyor. İlk memeliler 210 milyon yıl önce görünmüşler. Primatlar ise 75 milyon yıl önce ortaya çıktılar diyor bilim. Buna göre iş sadece zincirleri kırmaya bakıyor. Bilim düşünen bildiğimiz insanı sadece 10 milyonluk bir zaman diliminde gösteriyor. Düşünen insanı bilimin bize sunduğu zaman dilimine hapsetmeyi kabul etmezsek çok farklı çıkarımlar yapabiliriz. Kıtanın varlığını belirten ilk doküman büyük denizcimiz Piri Reis'in haritasıdır. Google Earth denen program henüz yokken zamanın haritacıları Terra Australis dedikleri ve çizimini yaptıkları bu kıtaya daha kimse ayak basamamıştı. Google Earth bize mucizevi olanaklar sağladı ama bazı durumlarda kafaları karıştırmak için en kullanışlı araç haline geldi. Google Earth programının başından kalkamayan insanlar var. Bu kişiler dünyanın herhangi bir yerinde neredeyse bir kaya yuvarlansa arkasından fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Elbette başlıklar gizem ve komplo içeren kelimelerle dolu. Gün geliyor aynı Mısır piramitleri gibi yapıların varlığı tespit edilip yer yerinden oynuyor. Bir başka gün uyanıyoruz, kıtadaki yeşil renkli tepe ve kayalar tüm medya organlarında ilk haber çıkıyor. Fakat her biri için bilimsel açıklamalar sonradan yapılıyor. Yani yüzeyde gizem aramak çok mantıklı değil. Fakat elbette benim gizemli çıkarımlarım yok değil. Bunlar naçizane benim bazı verileri üst üste koyarak bulduğum tezler. Uzaylı hikayeleri aralıksız devam ediyor. Hele 120 metre genişliğinde oldukça olağan dışı bir görüntü piyasaya çıkınca hemen düşmüş uzay gemisi hikayeleri başladı. Ayrıca 50-60 yıldır anlatılan Hitler ve Nazilerin gizli üstleri hikayeleri somut kanıt olmamasına rağmen çok fazla taraftar topluyor. Birazdan bunların bazılarını daha detaylı anlatacağız. Kıtanın tarihini, coğrafyasını, yeryüzü şekillerini, geçmişteki ve günümüzdeki canlıları biraz analiz edelim isterseniz. Son yıllarda kıtaya bayrağımızı asmış Türk bilim insanları ise elbette hepimizin gurur kaynağı. Her zamanki gibi elimizden geldiğince tarafsız bir sunum yapmaya gayret edeceğiz. Hadi tarihle başlayalım. 1820 yılında ard arda Rus, İngiliz ve Amerikalı denizciler kıtanın farklı kıyılarını görmüş, yani bir bakıma kara olduğunu keşfetmişlerdir. Fakat kıtaya ayak basma ancak 75 yıl sonra nasip olmuştur. Yani 1895 yılında. Asıl keşifleri ve bilimsel araştırmayı yapanlar 1901-1913 arası İngilizler olmuştur. 3 sefer düzenlenmiştir. Daha sonra kıtaya yapılan seferler artarak devam etmiş ve kayıtları düzenli halde mevcuttur. Bunlar kabul edilen belgeli keşifler ve çalışmalardır. Ancak tarihte kıtadan bahsetmiş antik çağ filozof ve tarihçiler mevcuttur. Biraz önce dediğimiz gibi tüm bunlar arasında şüphesiz en önemli belge denizcimiz Piri Reis'in bıraktığı haritadır. Piri Reis'in haritası zamanının haritalarına hiç benzemeyen özellikler taşır. Bu haritada belirtilen yerler, şekiller ve diğer bilgiler bize dünyada hala tanımadığımız bir uygarlığın, hatta belki dünya dışı bir uygarlığın ipucunu verir niteliktedir. Haritanın en önemli farklarından biri de 1513 yılında Antarktika'nın net bir halde haritada çizilmiş olmasıdır. Yani kıtanın biraz önce bahsettiğimiz keşfinden 300 küsür yıl önce. Bizi şaşırtan ise haritada belirtilen Antarktika, bugün bildiğimiz haliyle buzlarla kaplı bir yer olarak değil, aksine yeşillik ve çeşitli canlı türlerinin olduğu bir yer olarak gösteriliyor. 1960'larda Amerikalı bir profesör tarafından Piri Reis haritasının kıtanın tahmini 12 bin yıl önceki halinin bilgisine sahip kişilerce çizilmiş olduğu iddiası çok rağbet görmüştü. Bu görüşe göre 12 bin yıl önce kutup kayması yaşanmış. Kuzey yarımküre çok soğuk iken güney yarımküre yaşam için çok daha olanaklı bir yermiş. Daha ileri giden kişi ise yazdığı kitaplarla 1970'lerde dünyanın ilgi odağı olmuş Erich von Däniken'dir. Däniken, Tanrıların Arabaları kitabında Piri Reis'in haritasındaki anormal durumun uzaylı bir uygarlık tarafından uzaydan çekilmiş fotoğraflara dayanarak çizilmiş olduğu bilgisini ortaya atmıştır. Elbette büyük tartışma başlamıştır. Aslında harita çizimleri tarihte çok eskilere dayanır. Mesela antik Yunanlılar başta Akdeniz olmak üzere birçok denizin ve karanın haritalarını çizmişlerdir. Yunan filozofların çoğu dünyanın küre şeklinde olduğu bilgisine sahiptirler. Ve bu küre şekli dünyayı düz bir zemine çizmeyi denemişler ama daima hatalar yaşanmıştır. Bu şaşırtıcı değil çünkü maalesef günümüzde bile bu durum büyük zorluk çıkarır. Bir küreyi düz bir zemine yansıtmak ölçüler bakımından oldukça zor bir iştir. Kaldı ki o zamanlar Yunan filozoflar dünyayı bugünkü gibi meridyenlere ve paralellere ayırmadan ve ekvator çizgisi olmadan çizimler yapmaya çalışmışlardır. Mesela bakın günümüz çizimlerinde Grönland adası bazen öyle büyük gösterilir ki neredeyse Afrika kıtası gibi olur. Ama işin gerçeği Afrika, Grönland'dan 15 kat daha büyüktür. Bu haritaların 1500'lü yıllardan itibaren bu şekilde çizilmesinin bir teknik nedeni vardır. Üzerinde çizilmiş paraleller sayesinde denizciler yüzyıllarca bu haritalardan faydalanmışlardır. Fakat gerçeğe yakın, düzgün ölçekli harita arıyorsanız bunlar bildiğimiz kırtasiyelerde bulunan küre dünyalardır. Mesela bu tip bir haritaya bakarsak, Antarktika kıtasının neredeyse en büyük kıta gibi durmasına rağmen işin gerçeğinde 5. büyük kıta olmasıdır. Yani açılıp yayılınca kutupların o dar yerleri genişler ve düz zemin haritaya öyle yansır. Bir germe sorunu vardır. Piri Reis, Kitab-ı Bahriye adlı eserinde bu haritayı Kolomb ve Batlamyus gibi diğer kaşif ve denizcilerinki dahil olmak üzere 20 farklı haritadan faydalanarak çizdiğini yazar. Şimdi madem diğerlerine bakarak yapmış, neden bizim Reis'in haritası bu kadar ünlü derseniz çok basit bir cevabı var. diğerleri Antarktika kıtasını göstermemişlerdir. Bilmiyorlardı. Bunu ilk ve tek gösteren Piri Reis olmuştur. İsterseniz şimdi kısa ve genel bilgilerle kıtayı bir tanımaya çalışalım. Başta belirtelim, buraya çöl deniyor. Ne alakası var demeyin. Kuraklıktan ötürü çöl deniyor. Ama her taraf buz ve su kaplı. Dünya temiz su rezervinin neredeyse %70'i de burada bulunuyor. Dünya buzlarının %90'ı da burada. Nasıl olur da çöl denir derseniz açıklamasını şöyle yapıyorlar. Buraya en az 2 milyon yıldır yağmur yağmıyor. Dünyanın en kurak yerlerinden olan Sahra çölü bile buradan çok daha bereketli. Şüphesiz dünyanın en soğuk yeri. Bilim insanları günümüzde 70'e yakın üs kurmuş durumdalar. Ayrıca kıtanın kıyısında bir şehir bile var. Burada yapılan ölçümlerde bir kez -89 derece, bir kez de +18 derece ölçümlenmiş durumda. 100 yıl önce nasıldı bilinmiyor ama bunlar yakın zaman net ölçümler. Yıllık ortalama sıcaklık -48 deniyor. Üslerden bahsetmişken Türk bilim insanlarının da kıtaya 3 yıldır gittiğini belirtmeliyiz. Genelde başka ülkelerin üslerinde misafir gibi kalıyorlar. Fakat 2022 yılında kalıcı bir üs açma hedefimiz var. Bu bizleri gururlandırıyor. Kıtada tüm bilim insanları büyük bir uyum ve dayanışma içindeler. Zaten uluslararası bir anlaşmayla kıtaya askeri bir unsur yapılması yasak. Bunun insanlık adına harika bir işbirliği olduğunu belirtelim. Ama birazdan başka bir konudan bahsederken buna döneceğiz. Antarktika'da dışarı çıkarken doğru bir korunma yöntemi izlemezseniz hava ölümcül olabiliyor. Yüksek yoğunluğa sahip soğuk hava kıtanın donmuş iç kısmından başlar ve kıyıdaki yamaçlardan büyük bir hızla eser. Bu da saatte 320 kilometre hıza varan rüzgarlar oluşturur. Bu rüzgar çeşidine katabatik rüzgar denir. Atmosferdeki soğuk havanın 10.000 metrelik dikey alçalmayla katabatik rüzgarı ortaya çıkardığı bilinmektedir. Antarktika donmuş bir yer olduğundan dünya dışından gelen eserler için en iyi muhafaza alanıdır. Nasıl eserler derseniz oraya düşen meteorlar ve meteoroidler dünyanın diğer bölgelerindekilere hiç benzemezler. Kıtayı kaplayan şey sadece buz değil. Bu çok basit olurdu. Kıta bundan çok daha fazlasına sahip ve karmaşık. Kıtayı saran ortalama 2000 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında 400'den fazla buzaltı gölü keşfedildi. Vostok Araştırma İstasyonu'nun hemen yanında bulunan ve Vostok Gölü ismi verilen göl dünyanın bilinen en büyük buzaltı gölüdür. Antarktika'nın yüzeyinin dümdüz salt buzdan oluştuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zeminde göz kamaşması ve uçsuz bucaksız buzdan ötürü pek de belirgin olmayan çok büyük yarıklar var. Ayağınızı zemine attığınızı sanarken hiç farkına olmadan yüzlerce metre derinlikteki yarıklara düşebilirsiniz. İngiliz deniz subayı James Clark Ross, 1829 yılında Kuzey Kutbu'nu keşfeden 3 kişilik ekipte yer alıyordu. 10 yıl sonra yani 1839 yılında Güney Kutbu'na yaptığı seferde Ross Adası'nı keşfetmiştir ve adaya gördüğünüz gibi onun ismi verilmiştir. Ross aynı zamanda kıtadaki 2 faal volkanı bulmuş ve onlara Erebus ve Terör adlarını uygun görmüştür. Yakın zamanda Edinburgh Üniversitesi'nden genç bir akademisyen birçok başka volkan daha keşfetmiştir. Günümüzdeki tahminlere göre kıtada 90 kadar volkan olduğuna inanılıyor. Kıtada sanılanın aksine kutup ayısı bulunmuyor. Onlar Kuzey Kutbu'ndalar. Burada foklar ve penguenler var. Kıtada yaşayan bu canlılar insanı yeni görüyorlar ve tepkisizler. Bunun bilincinde olan bilim insanları uluslararası anlaşma gereği kıtanın hayvanlarına fazla yakın mesafede bulunamıyorlar. Bu şekilde davranıldığı için penguenler de insanlardan asla kaçmıyorlar. Yani insanın vahşi yüzünü görmemiş durumdalar. Kıtada bitki örtüsü yok. Güney Amerika'ya yakın olan kıtanın kuzey tarafındaki adalarda nadiren de olsa buzla kaplı olmayan yerler var. İşte buralarda her türlü iklim koşuluna direnmiş likenler bulunuyor. Bunlara kesinlikle tam bir bitki diyemeyiz. Liken, mantar ve fotosentetik alglerden meydana gelen simbiyotik birliktelik diye geçiyor. Aslında halk dilinde mantarın bir türevi diyebiliriz. Kıtayı coğrafi açıdan 2 bölgeye ayırıyoruz. Batı ve Doğu Antarktika. Bu ayrımı sağlayan şey 3500 kilometreden uzun devasa sıra dağlardır. Bu sıra dağların en yüksek yeri 4528 metre ile Kirkpatrick Dağı'dır. Fakat kıtadaki en yüksek dağ 4892 metre ile Winson Dağı'dır. Sanırım bu kadar ayrıntılı tanıtım sıkıcı olmamıştır. Şimdi öncelikle son yıllarda kıta ile ilgili komplo ve gizemli şeylere geçelim. Ardından büyük komplo gelecek. 69 milyon yıllık yumurta. Yaklaşık 10 yıl önce araştırmacılar kıtada 28 santim uzunluğunda çok büyük denebilecek bir yumurta buldular. Şimdi soru, kim ya da hangi canlı bu yumurtayı bırakmıştı? Yaşı için 66 ile 68 milyon yıl önceye ait olduğu sonucuna varıldı. Hemen bu bir dinozor yumurtası dendi. Fakat hayır, dinozorlarla alakası olmadığı saptandı. Bilim adamlarına göre bu daha çok sürüngen kertenkele familyasına aitti. Bunun üzerine teori başladı hemen. Öyleyse devasa bir reptilyan 68 milyon yıl önce bu yumurtayı bırakmıştı. Bunun ortalama bir dinozor büyüklüğünde bir canlıdan olduğu sonucunda hemfikir olundu. Ama açık olan bir şey vardı. Dinozor yumurtası asla böyle olmuyordu. O halde akla gelen ilk şey devasa deniz sürüngenleriydi. Zamanın tahmin edilen sürüngenleri Liopleurodon ve Stygosaurus üzerinde duruldu. Ama çok iyi bilinen bir şey vardı. Onlar asla yumurta bırakmıyorlardı. Fakat yapılan birçok testte bunun yumurta olduğu da kesinleşmişti. 256 çeşit sürüngeni bir daha inceleyen bilim adamları bundan çıkan sonuca göre bu yumurtayı bırakan canlının en az 6 metre boyunda olması gerekli olduğunu saptadılar. Ayrıca belirtelim, bu uzunluk sadece gövde, yani kuyruk henüz hesaba katılmamış. Yakın çevrede birçok mosasaur kemiği bulunmuştu. Buna istinaden mosasaur yumurtası olabilir dendi. Ama kesin cevap verilemedi. Yani bilim hala araştırıyor. Bir ihtimal o zamanlarda mosasaurlar yumurta bırakıyor olabilir tezi üzerinde tartışmalar hala devam ediyor. Yeşil icebergler. İngiltere'de romantizm akımının kurucularından Samuel Taylor Coleridge, Kadim Denizcinin Ezgisi kitabında bahsettiği gemi direği gibi yüksekliğe sahip yeşil zümrüt buz blokları tüm tayfaların gizemlice aralarında konuştukları bir efsaneymiş. Fakat ilginç bir şekilde bu aslında bir efsane değil, tamamen gerçek. Çünkü Antarktika'da bazı buz tepeleri ve dağları yemyeşildir. Evet, yanlış duymadınız. Yeşil, zümrüt gibi parlıyor. Hatta bunlara iceberg yerine jadberg deniyor. Batı dillerinde zümrüt için genelde jad kelimesi kullanıldığından buzdağı yerine zümrüt dağı denmek isteniyor. Şimdi can alıcı bölüme gelelim. Bunlar neden yeşiller? Gizem. Elbette değil. Bilimsel açıklama ilk başlarda bulunamadı. Ama emin olunan bir şey var ki bu da kimyasal ve fiziksel bazı özelliklere dayanıyor olması. Fakat nasıl? Normalde buz maviye doğru çeker. Çünkü daha kırmızı renklere karşılık gelen yüksek dalga boylarını emer ve bu nedenle daha kısa dalga boylarının daha sonra gözlemlerimiz tarafından yakalanan mavimsi renkleri dışarı çıkarmasına izin verir. Fakat yeşili nasıl açıklarız? Buna yıllarca cevap arandı. Hemen bazı komplocular bunun Atlantis kıtasından gelmiş bir uygarlık tarafından farklı enerjilerle yüklü dağ kütleleri olduğunu ve benzeri hikayeleri ürettiler. Ancak 2016 yılında Laura Herráz Borreguero cevabı buldu. Çok basitmiş. Bu buzlar çok fazla demir barındırıyorlarmış. İşte bu kadar basit. Okyanusların tüm besin zincirini dinlendirdikleri piroplankton gibi demirle beslenen çok sayıda küçük organizma vardır. Ama tüm bu demiri nereden buluyorlar? O da basit. Demir kayaların tabanından geliyor. Bu organizmalar tüm besinlerini bu yeşil iceberglerden alıyorlarmış. Kayaların tabanından gelen demir bu buzdağları sayesinde okyanuslara taşınıyor ve işin özü bu yeşil kayalar ekosistem için hayati önem taşıyor. Yakın zaman önce yine sağ olsun birileri Antarktika'da masa şeklinde bir buzdağı bulundu diye fotoğraflar eşliğinde bir tweet attı. Hemen dünyada yayıldı bu haber. Aslında fotoğraf 2018'de NASA'nın rutin uçuşları sayesinde yapılmış bir video çekiminden alınmıştı. Gerçekten cetvelle çizilmiş gibi dümdüz bir şekildi bu. Bu bize inanılmaz gibi gelse de doğada bu tip oluşumların olduğunu eğer biraz araştırırsak hemen görebiliriz. Neticede bu masa görünümlü buz kütlesi çok daha büyük olan bir başka kütleden kopan parçadır. Yani anormal bir durum yok. Maryland Üniversitesi'nden Kelly Brown 2 çeşit buzdağı olduğunu söylüyor. Bir tanesi herkesin buzdağı deyince aklına ilk gelen prizma ya da üçgen şekilli dağlar ya da yamuk yumuk diyebileceğimiz dağlar. İkinci tür ise buz dağlarına masa buzdağı deniyor. Bunlar genellikle çok büyük buz kütlelerinin kenarından kopuyor. Bakın, burada benzeri doğal şekilleri görebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz ikinci bölüme, yani komplolara. İsterseniz ilk başta düz dünya teorisiyle başlayalım. Düz dünya teorisyenlerine göre dünyamızın çevresini bir duvar gibi saran buz tabakası vardır. Eğer öyle olmasaydı okyanusların suyu sonsuza kadar uzaya düşecekti. Düz dünyacılara göre bu kesin bir gerçekliktir. Tüm uydu fotoğraflarını unutun. Zira hepsi büyük bir aldatma planının parçalarıdır. Bu şekilde insanlar hakikatten uzaklaştırılıyor. Düz dünya savunucularından ve dernek yetkilisi J. De Kesby aynen şunları söylüyor. Antarktika kıyılarına ulaşır ve etrafında turlayabilirsek uzunluğunu ölçebilir ve bunların dünyanın dış kenarları olduğunu kanıtlayabiliriz. Yine J. De Kesby'ye göre kıtaya özel ulaşımı düzenleyen 1961 yılında imzalanmış Antarktika Anlaşması, düz dünya destekçilerinin soruşturmalarını engellemeye yönelik Birleşmiş Milletler Planı'nın bir parçasıdır. Ayrıca düz dünyacıların çok kızgın olduğu bir husus da kendi özel araştırma misyonlarının önüne set çekebilmek için buz üzerindeki tüm motorlu araç ve ekipmanların yasaklanmış olmasıdır. Düz Dünya Derneği 2020 yılı içinde Antarktika kıtasına gidileceğini ve araştırmalara başlanacağını ilan etmişti. Fakat yaşadığımız pandemi nedeniyle bu proje şimdilik ertelendi. Neticede bu olağanüstü hal dünya üzerinden kalkınca düz dünyacılar büyük bir araştırma gemisiyle yola çıkabilirler. Eminim o gün geldiğinde bu tüm medyayı meşgul edecek bir konu olacaktır. Hadi şimdi gelelim daha büyük komplolara. Amiral Richard Byrd ismini çoğunuz biliyorsunuz. Daha önce hazırladığımız bazı videolarda hakkında bahsetmiştik. Onun özellikle kutuplara yaptığı seferler ve yeraltı uygarlığı, Agartha gibi konularda kilit isimlerden biri olduğunu belirtmiştik. Amiral Richard Byrd, 1. Dünya Savaşı sırasında gösterdiği başarılarla üstün hizmet madalyası almış, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının en parlak subaylarından biridir. Kutupların modern zamandaki kaşifi ve denizcisi bu amiral, bir olay sonrası neredeyse istenmeyen adam konumuna gelmiş ve büyük ihtimalle devletin yönlendirmesiyle zamanın medyasında akıl sağlığı yerinde değil damgası yemiştir. Kutuplara ilk seferini 1924 yılında Grönland'a giderek gerçekleştirmiştir. Grönland seferi sırasında pırpır tabir edeceğimiz bir uçakla emrindeki pilot Floyd Bennett ile Kuzey Kutbu'na ilk varan kişiler olmuşlardır. Kutuplar üzerinde yapılmış bu ilk hava yolculuğundan dolayı her ikisine de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Onur Madalyası verilmiştir ve ulusal kahramanlar ilan edilmişlerdir. Burada bir önemli ayrıntıyı kaçırmayalım. Bizim amiral ülkesine döndüğünde bir rapor düzenlemiştir. Bu raporda çılgınca iddialar vardır. Bu konuyu ve raporu bir başka videoda ayrıntılarıyla anlattık. Özetini söyleyelim. Kutba doğru uçmayı kafasına koymuş amiral, kısıtlı yakıtları olmasına rağmen inisiyatifi almış ve en uca gitmek için ısrarcı olmuştur. Hava şartları gittikçe bozulmaya başlamış ama ardından birden yemyeşil vadilerin olduğu ve kutuplarda hiç olmaması gereken ılıman bir hava sahasına girmişler. Orada uçaklarının motoru durmuş, ardından bir güç tarafından yönetilerek kutbun içine çekilmişlerdir. Burada yeraltı sakinlerinin yüksek bir teknolojiyle yaşadıkları belki Agartha denen yere gelmişlerdir. Burada oradaki yöneticilerle bir görüşme yapmıştır bizim amiral. Daha fazla ayrıntıya girmeyelim. İşin özeti bu. Şimdi amiral böyle bir rapor sununca sizce kabul edilebilir mi? Elbette hayır. O da bu olaylar hiç yaşanmamış gibi davranıp onur madalyası takmış ve yoluna devam etmiştir. Raporda hasıraltı edilmiştir. Hani biraz önce dedim ya, bir yerden sonra karalama kampanyası başlamış ve itibarını zedeleyerek açıklamalar yapılmıştı. Hatta alenen bunadı ve dellendi densin diye işte bu süreç ölümünden sonra bile bitmemiş, onu yalancı çıkarmak için bir dostu aslında Kuzey Kutbu'na hiç gidilmediğini, anlatan bir kitap yazmıştır. Neden? Çünkü büyüklerimiz olay tamamen kapansın fikrindeler. Ölümünden sonra 1959 yılında Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde 12 ülkenin katılımıyla bir toplantı yapılmış ve Antarktika kıtası askeri unsurlardan arınmış bölge ilan edilmiştir. Ama başta öyle değildi. Ne oldu da böyle acilen kıvrıldı bu olay? Neyse, amiralle devam edelim. Kuzey Kutbu'na yaptığı seferden 2 yıl sonra, yani 1928 yılında, bu sefer tam zıttı yöne, yani Güney Kutbu'na yapılan bir sefere komuta etmiştir. Bu sefer o tarihe kadar Güney Kutbu'na yapılmış en büyük ve en donanımlı seferdir. Bu sefer de Küçük Amerika adı verilen çok güzel bir üs inşa edilmişti. İşte bu üstten Antarktika üzerinden uçuşlar gerçekleştirilmeye başlandı. Rockefeller Dağları olarak da adlandırılan bir dizi yüksek dağ keşfedildi. İsme dikkat edin. Ve bunların ötesindeki daha önce bilinmeyen büyük bir bölgeye Byrde'ın eşi onuruna Mary Byrd toprakları adı verildi. Daha sonra 1933-35 yılları arasında Byrd yeniden Antarktika'ya geldi. Bu seferki amaç bölgeyi haritalamak ve Mary Byrd topraklarını genişletmekti. O arada ekip bilimsel gözlemlerine de devam etti. Ancak bu sefer sırasında bizim amiral donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Ardından 1939-41 yılları arasında kıtaya 4. kez gitti ve başarılı bir şekilde döndü. Araya 2. Dünya Savaşı girdi. Savaş sırasında genelde donanmanın karargahında, yani merkezde kaldı. Ardından savaş 1945'te bitti. Savaşın bitmesinden bir yıl sonra, yani 1946 yılında gerçekleştirdiği ve İngilizce yüksek atlama anlamına gelen High Jump Operasyonu, büyük patırtılar kopmasına neden olan son gidişidir. Bu sefer resmi raporlara göre eğitim, uygulama ve keşif amaçlıydı. Ama sefere katılan 13 gemi, 33 uçak, helikopterler ve bilinen 2700 personel tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bu nasıl keşif gezisiydi böyle? Sefer sırasında beklenmedik bir şey oldu ve tüm ekip Şubat sonunda her şeyi yarım bırakarak geri döndü. İşte bu nokta ciddi tartışmalara neden olmuştur. Resmi açıklamaya göre donanma gemileri ve personeli kötüleşen hava koşulları nedeniyle Amerikan devleti tarafından geri çağrılmıştır. İşte tüm komplo hikayeleri burada başlıyor. Hava koşulları kötüleştiği için tüm filonun geri çekilmesine inanmayanların sayısı hiç de az değildi. Bu sefer sırasında bir uçak ve 4 personel kaybedilmiştir. Bu resmi rakam. Ancak bazı söylentilere göre kayıpların sayısı yüzlerle ifade ediliyordu. Birçok uçak ve helikopter kayıptı. Amerika'ya dönüşünden 2 hafta sonra, yani 5 Mart 1947'de Amiral Byrd, Şili'nin El Mercurio gazetesine bir röportaj verdi. Bu röportaj High Jump operasyonu ile ilgili tartışmaları iyice alevlendirdi. Tartışmalı makalede şu satırlar yer alıyordu. Amiral Richard Byrd, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kutup bölgelerinden gelen düşman uçaklarının işgaline karşı güvenlik önlemleri alması gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Amiral, Amerika bir veya her iki kutup üzerinde uçan uçaklar tarafından saldırıya uğrayabilir. Konuşmasının sonunda Byrd, Amerikan vatandaşlarını ciddi bir şekilde uyarıyordu. Kendi sınırlarımız içinde güvenli bir şekilde yaşadığımız o zamanlar eskide kaldı. Peki gerçekte ne yaşanmıştı? Amiral neden halkını ve ülkesini uyarıyordu? Ya da soruyu daha doğru soralım. Tehdit kimdi? Değerli takipçilerim, emin olun evdeki tüm verileri objektif bir halde masanın üzerine yatırma niyetindeyim. 1947 yılında, yani Büyük Dünya Savaşı'ndan hemen sonra hangi ülkeler güçlüydü? Başta Amerika Birleşik Devletleri, sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yani şimdiki adıyla Rusya. Ve her ikisinden de en az 20 yıl daha gelişmiş teknolojiye sahip Almanya. Savaş bitmeden saplar belli olmaya başlamıştı. Dünyanın iki kutba ayrılacağı görülüyordu. Bu yüzden Ruslar ve Amerikalılar tüm hızlarıyla bu kendilerinden çok daha güçlü Almanya'nın teknolojisini ve daha önemlisi bilim adamlarını kapma yarışına girdiler. İster inanın ister inanmayın, her iki ülkenin uzay yarışını başlatmaları kendi ülkelerine getirebildikleri Alman bilim adamları tarafından olmuştur. NASA'nın kuruluşuna, hatta kurucusu kimmiş bir bakın lütfen. Az ama çok akılda kalan film çekmiş büyük yönetmen Stanley Kubrick'in Dr. Strangelove adlı filminin bir sahnesinde büyük bir masada toplanmış Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yönetimi vardır. Amerika Başkanı bir generalin Rusların uzaya adam gönderdiği haberi üzerine çılgına döner ve yüksek sesle "Bu nasıl olur? Bizim Almanlarımız onların Almanlarından daha iyi dememiş miydiniz?" diye söylenir. Bu sahne çok şey anlatır. Film komedi ama kara komedi. Seyretmeyen varsa bu eve kapanmış günlerimizde tavsiye edebilirim. Ayrıca Stanley Kubrick hakkında iki bilgi vereyim. Hani Ay'a gidilirken ya gidilemezse ve bir aksilik olursa diye en başarılı yönetmen olarak ona Ay'a gidiş filmini önce bir stüdyoda çekme işi verilmiştir. Bazılarına göre bu Ay'a gidişte tamamen sahte ve seyrettiğimiz Ay'a gidiş sahnelerinin de aslında Kubrick'in filminden sahneler olduğuna inanırlar. Neyse, bu adam Tom Cruise'un başrolde oynadığı Illuminati benzeri bir yapılanmayı anlatan son filminden sonra aniden ölmüştür. Belki zıvanadan çıktı, her şeyi anlatmaya başladı korkusuyla bir temizlik yapılmıştır. Zira kalkar bir de Ay hakkında konuşur korkusu etrafı kaplamış olabilir. Neyse, dönelim bizim amiralin tehditlerine. Onun söylediği güçlerden birisi az da olsa Ruslar olabilir. Zira onların da gelişmiş bir denizcilik tecrübeleri var. Unutmayın, videonun başında size Antarktika'yı ilk keşfedenler arasında Rusları saymıştık. Yani herkesten önce oralara gitmiş ve üsler kurmuş ve eğer varsa oradaki başka bir uygarlıkla iletişime geçmiş olabilirler. Veya orada hiç de başka bir uygarlık yok fakat Rusların askeri üssü belki Amerikalılar gitmeden önce kurulmuş olabilir. Şahsen bunu çok düşük bir ihtimal görüyorum. Bunu kurgularken aklıma bambaşka bir şey geliyor. Rusya'da komünizm bittiğinde büyük bir boşluk oluştu. Ülke büyük ekonomik çöküntü yaşadı. Açıkçası Putin gelene kadar bir hayli zor zamanlar yaşadı Ruslar. Yaşı 50 ve üstü olanlar bilir. İstanbul'da Laleli semti Rus pazarı olmuş, maalesef bazı Rus bayanlar gece hayatında bile bulunmuşlardı. Şimdi sen kalk, Agartha'yı bul, adamlarla kanka ol ama yıllar sonra senin milletin 5-10 dolara muhtaç olsun. Olacak şey değil. Bu Agarthalılar hiç de iyi dost değillermiş. Belki o zamanlar bunu yaşayan Ruslar Agartha'dan yardım gelmeyince bizim klasik repliğimizi kullanmışlardır. Rus'un Rus'tan başka dostu yok. Yani ben bu Ruslar tehdit olabilir işine neredeyse hiç ihtimal vermiyorum. Tek düşündüren nokta günümüzde Rus bilim adamlarının kıtadaki üslerinin yanında bulunan Vostok Gölü'nün dünyada bilinen en büyük buz altı gölü olması ve eğer kıtanın altına açılan kanallar varsa ilk olarak Rusların o kanallardan geçeceği bilgisidir. İngiltere, Fransa ve Japonya'yı o yıllarda hiç saymıyorum bile. Bazı genç takipçilerim "Abi Çin'i unuttun" diyebilirler. Arkadaşlar, Çin son 20 yılda kıpırdandı. Hele 1940'larda hiç esamesi okunmuyordu Çin'in. O halde tehdit için elde geriye bir tek Almanya kalıyor. Ha bir de dünyanın içinde yaşayan gelişmiş bir başka uygarlık olabilir. Bu uygarlık konusu aslında apayrı bir video konusu olabilir ama şimdi bir şey demek istemiyorum. Gelelim Almanlara. Nazilerin ve onların başındaki kişinin birçok videoda ve internetin hemen her komplo sayfasına görebileceğiniz gibi tüm gizemli, ezoterik ve okült işlere merakı biliniyor. Komplo olmayan, gerçek belgeli bilgilere göre Almanlar 1930'lardan itibaren Tibet ve çevresine ekipler göndermişlerdir. Büyük ihtimalle dünyanın bacası denen o bölgede bir Agartha arayışı içindeydiler. Hatta iddiaya göre Führer, Tibetli bir rahipten elde ettiği bir harita sayesinde dünyanın kutuplarından gezegenin içine giden yollar olduğunu öğrenmişti. Bu müthiş keşif mutlak dünya hakimiyetinin anahtarı demekti. Kurulan özel laboratuvarlarda su altında büyük hızla gidebilen yeni nesil tekneler geliştirilmişti. Bu tekneler hidrojeni reaktif bir yakıt gibi kullanarak su altında akıl almaz hıza ulaşabiliyorlardı. Almanların Schwabenland ismini taşıyan gemiyle yaptıkları Güney Kutbu Seferi 1938-39 yılları arasındadır. Ve Almanlar Güney Kutbu'na gitmişlerdir. Yani bu belgelidir. Yakın zaman önce Hamburg Üniversitesi'nden Antarktika'daki 3. Reich, Alman Antarktika Seferi kitabının yazarlarından biri olan Corneli Ludeke, o yıllarda Almanların niçin gittiklerini şöyle açıklamış. Almanlar çok margarin tüketirlerdi. Margarin ve tereyağında balina yağı kullanılıyordu. Savaştan önce bu durumu gözden geçiren Nazi yöneticileri, Norveç'ten pahalıya balina almaktansa bunu gidip Antarktika'dan almayı uygun görmüşler. Değerli takipçilerim, şimdi şöyle bir düşünün. Bu Alman profesör hanım bizimle alay mı ediyor? Almanya'dan kalk gemiler gönder, orada balina avla, yağını yine Almanya'ya götür. E be kardeşim, Norveç pahalıymış. Rusya gibi bir dev ülkeye savaş aç, İngiltere'yi bombala, Fransa'ya orduyu gönder ama yanı başında Norveç ve balina yağı pahalı. O yüzden Antarktika'ya git, yakın zaten, haritaya bakın görürsünüz. Ve buna da inananların sayısı hiç de az değil. Aslında şifreler orada değil ve balina ile alakası yok. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Kilit rol ve ipucu Arjantin'dir. Yıllar önce Arjantin'e gittiğimde dikkatimi çeken 2-3 şeyden biri de ülkedeki Alman eyalet ve kasabalarıydı. Resmen iki eyalette Almanca resmi dil. Ben sadece savaş sırasında Arjantin'e kaçmış 3-5 tane Nazi üst düzey subayın olduğunu zannediyordum. Gördüklerime inanamadım. Bayağı bir Alman nüfus var. Haritaya bakın, Arjantin Antarktika'ya nasıl yakın? Oradaki Almanlar ile bağlantı üzerinde bazı fikirler üretilebilir. Bu arada dikkatimi çeken bir başka şey de ülkede kahvaltıda bile antrikot yenmesiydi. Kilosu ben oraya gittiğimde 2 dolara denk geliyordu. Messi nasıl öyle oynuyor anlayın şimdi. Kahvaltıda bile bonfile yemiş olabilir. Tabii bu işin şakası. Son fikrimi söyleyeyim. Almanlar önce Tibet'te, sonra kutuplarda okült dünya görüşleri doğrultusunda aramalar yaptılar. Görünen o ki bazı şeylere ulaştılar. Ama ulaştıkları her neyse çok yardımcı olamadı. Savaşı kaybettiler. Antarktika'daki belli bir Alman üssü zamanında kurulmuş olabilir. Fakat bugün o üs görünmüyor. Sadece Almanların 1981'de açtıkları bilimsel araştırma üssü var. Fakat üzerinde durulması gereken bir başka konu var. Amiral Byrd'ün son seferin ismi High Jump. Ne demekti bu? Yüksek atlama. Neyin üzerinden atlıyorsunuz? Amaç ne? Demek kıtayı çeviren doğal görünümlü yüksek buzlu dağlar bir sorun ve bu dağların üstünden atlamak istediler. Zamanında bu onlar için ilginç olabilir ama o tepelerin üstünü günümüzde uydu fotoğrafları ve birçok keşif gezileriyle görebiliyoruz. Görünüşe göre bir şey yok ya da biz öyle zannediyoruz. Bu konu uzar gider ve istediğimiz kadar farklı teori üretebiliriz. Benden buraya kadar. Bu bilgiler ışığında geri kalan teoriler size ait olsun. Umarım ilginizi çeken bir çalışma yapabilmişizdir. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.